Merhaba Nesin üyeleri, Pazar Bülteni ile karşınızdayım. İlk maçım 448 toplu Karabükspor Boluspor mücadelesi. Karabükspor zaten ligin en zayıf takımı. İlk gol yedikten sonra kolay davulan bir takım. Boluspor bu tür maçlara hızlı başlayan, ilk yarıdan goller bulabilen bir ekip. Zaten çok etkili bir hücum hattına sahipler. Ben ilk yarıda en az 2 gol bekliyorum. İlk yarı 1.5 tübasını tavsiye ediyorum. İkinci maçım 3.43 toplu Manchester City Southampton maçı. Manchester City tabi formda, çok güçlü bir takım ama diğer yanda Southampton son dönemde gol sıkıntısı yaşayan, burada da bence tamamen savunmaya kapanan bir Southampton olacak. Manchester City'nin ilk golünü mümkün olduğunca geciktirmeye çalışacaklar. Ben ilk yarı 1.5-6 bahsini tavsiye ediyorum burada. İlk yarıda 2 gol beklemiyorum. Üçüncü maçım 3.45 kodlu Chelsea Crystal Palace mücadelesi. Chelsea evinde 5 maç oynadı ligde, 4'ünde gol yedi. Çok etkili bir hücum hattına sahipler. Eden Hazar'ın da dönmesi bekleniyor bu maçta. Ama gol de yiyen bir takım. Diğer yanda Crystal Palace'ın başta Zaha olmak üzere bu tür maçlarda boş alan bulduğunda çok etkili olabilecek hücum silahları var, kontra atak oyuncuları var. Ben bu maçta karşıcı gol var bahsini tavsiye ediyorum. Son maçın 5.49 toplu Eskişehirspor Osmanlı Spor maçı. Eskişehirspor tabii ki son iç saha maçında önemli bir galibiyet aldı. Onları gelecek adına da motive eden bir galibiyet aldılar ama ya ben Osmanlı Spor'a karşı güçlerinin biraz yetmeyeceğini, biraz yetersiz kalabileceklerini düşünüyorum. Osmanlı Spor da tabii biraz istikrarsız bir takım. Bahisçiler açısından da çok iyi bir takım değil ama ritmi bulduğunda bu ligde neler yapabileceğini Gazişehir ve Adana Demirspor maçlarında göstermiş bir ekip. Ben Eskişehir'i yeneceklerini düşünüyorum. Zaten bir öne geçtiğinde veya başka bir deyişle Eskişehir mağlup duruma düştüğünde ikinci golü de kolay yiyebilen bir takım. Kolay kırılıyorlar. Osmanlı Spor'dan handikaplı galibiyet bekliyorum. Bu 4 maçın toplam oranı 8.92. Herkese yapacakları puanlara bol şans diliyorum.